Hocam terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'a sayın, PKK'lara ise gerilla şeklinde ifade ettikleri için bildiğiniz gibi Selim Sadak, Hatip Dicle gibi kişiler hakkında hapis cezaları verilmişti. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı bozmuş ve sayın ve gerilla ifadesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiş. Yargıtay'ın bu kararı özellikle MHP tarafından eleştirildi. Kim tarafından eleştiriliyor? MHP. Ne diyor MHP? Öğrenip bildireyim inşallah bakayım. Yargıtay'ın kararı. Evet. Terör örgütünü övücü her ifade mahsurludur, yanlıştır ve kanunla engellenmesi evet, gerekir. Tabii ki. Dolayısıyla fikir hürriyeti bazında değerlendirdilerse onu makul görmek pek kabul edilebilir bir şey olarak görülmez. Birçok insan bunu bu şekilde görür. Yani fikir hürriyeti sayın, yani değer veriyorum, iyi görüyorum, üstün görüyorum. Mesela sayın katil bilmem kim, sayın katil bilmem kim. Mesela 5 çocuk öldürmüş, sayın katil bilmem kimi tanıyorum, evet, tanıtıyorum. Bu sayın gerillamız denirse bu olmaz. Tabii ki. Evet. Yargıtay umarım bu anlamda dememiştir. Yani Yargıtay'ın bu İçtihadının düzeltilmesi gerekir diye düşünüyorum. İnşallah. Mesela çocukların ırzına geçiyor adam, 15 kişiyi öldürüyor, kadınları, çocuklar öldürüyor, efendim doğuruyor. Adam geliyor, sayın işte Rükni Beyefendi geldi şu an salonumuza. Kendisi aynı zamanda da gerilladır. Terörist gerilla deniyorsa bu denir. Ama sayın ne alaka yani? Yani değil mi? Katiller tabii var. Çocukların ırzına geçiyor. Tabii. Boğup öldürüyor. Allah esirgesin. Hapse giriyor adamlar. Mahkemede adam tanıtılıyor. Sayın Mehmet Bey şu an huzurdalar. Beyefendi dense. Bunun makul olmadığı açık görülüyor. Yargıtay benim bu anlamda söylediğini zannetmiyorum Yargıtay'ın. Düzeltilmesi gerekir yani şerh edilmesi gerekir. Evet, evet. Ne anlamda söylendiğinin açıklanması gerekiyor. Evet. Yani övücü olamaz adam. Bu konuma gelen bir adama övücü bir usul kullanamayız. Yakışık almaz. İnşallah. Hocam MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural şöyle söylemiş. Hı. Milletin egemenliğini kullanan yargı bu kararıyla vicdanları sızlatmıştır. Suçu ve suçluyu övmenin suç olmaktan çıkarıldığı bir ortam yaratılmıştır. Orada bir gariplik var. Yani Yargıtay onu bir daha ele alıp yeniden dönüyor. Çünkü Yargıtay yanlış kararları yeniden düzeltiliyor. Tabii. Yani Yargıtay bize bunu açıklasın o zaman. 3 yaşında çocuğun ırzına geçiyor adam. Boğup öldürüyor. Adam geldi. Adam mesela Necmi. Sayın Necmi Beyefendi şu an geldiler. Desek. Adam da kabul ediyor. Hükümlü giymiş adam. Sayın Necmi Bey buyurun hapishaneye desek. Bu şimdi oluyor mu bu? Olmaz tabii ki. Böyle bir hitap olur mu? Fikir özgürlüğü babında söylendi. Denemez çünkü yakışıksız oluyor. Evet. Yakışıksız oluyor, çirkin oluyor. Yargıtay bunu bir daha ele alıp bir daha düzenlerse iyi olur diye düşünüyoruz. Yani şerh etsin, neyi kastettiğini açıklasın. Mesela yargılama aşamasında suçu sabit değilse sayın denebilir. Yani mesela bunu mu kastediyorlar? Ama hüküm giymiş, netleşmiş. Benim pek aklım almadı yani. Evet, acayip. Evet. Yani o zaman adamlar bin bir türlü iltifat eder. Yani suç işlemiş, kesinleşmiş adama
Yani suistimale açık anormal bir durum bu. Tabii. Çok acayip bir durum. Tabii ki yargının kararına saygılıyız. Ama şerh edip düzenlenmesi gerekiyor. Yeniden düzeltilmesi gerekiyor. Yargıtay aşağı yukarı yarısı Yargıtay'ın kendi içinde yeniden düzeltiliyor. Yargıtay kendi kararlarını bozuyor. Ben de bu kararın bozulmasının uygun olacağını düşünüyorum. Evet, inşallah. Çünkü nereye gideceği de belli değil bu ifadenin. Tabii, evet. Arkası nereye gider bilmiyoruz. En iyisi karar verenlerle konuşup, yani hangi amaçla, ne için bunu yaptılar? Yani vereceği diğer mahsurları düşündüler mi? Onu bir araştırmakta fayda var.